Yatış esnasında başımıza bir şey geldi. Önümüze bir şey atladı. Hop kapattım. Fren 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 fren. Ön frenle beraber içerideyim. Motosiklet dikleşip karşıya gitmedi. Şu anda karşıma bir şey çıktı. Kapattım, kıstım. Evet, motosiklet dikleşmek isteyebilir. Kontramı arttırdım. İçeriye doğru kaydım. Bakın oraya doğru gitmesine müsaade etmedim. Motosikleti dikleştir, sonra fren yap, değil mi? Hep bundan bahsediyoruz. Şimdi bunun handikapları var. Motoru dikleştirmek zorunda kalırsanız eğer. Aynen bunun gibi gidiyordum. Limit noktasına göre. Motosikleti yatırdım. Evet, yatışla beraber. Karşıya bir şey çıktı. Dikleştirdim. Fren, fren, fren. Neredeyim şu anda? Karşı şeritteyim. Bu karşı şeritte araba varsa, kamyon varsa, tır varsa onların üzerindeyim. Mayınlı bölge, trail braking ve virajda ön fren. Hadi başlayalım. Son yılların belki de en büyük tartışması, virajda fren kullanımı. Son 30 yılda motosikletler inanılmaz derecede gelişti. Bir dünya güvenlik donanımı geldi. Ekipmanların güvenlik seviyeleri müthiş arttı. Ama şöyle bir dönüp baktığımızda eğitimler aynı, kazalar gün geçtikçe artıyor. Demek ki bakış açımızı değiştirmenin zamanı geldi. Yani dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söyleme zamanı. En baştan özellikle belirteyim, bugün konuşacağımız konular başlangıç seviyesi değildir. Daha önce eğitim almış, tecrübeli, ileri seviyeye gelmiş sürücüler için geçerlidir. Ve bu videoda anlatılanları tam olarak anlamanız için öncelikle ön fren nasıl kullanılır adlı videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ki freni nasıl uygulamanız gerektiğini bilin. Daha önce internette izlemişsinizdir veya ilgiliyseniz ilgili yayınları okumuşsunuzdur. Lastiklerin tutuşuyla ilgili birçok yabancı kaynak var. Öncelikle size tutuşla ilgili bir detaydan bahsedeyim. Temeli sağlam atalım ki özellikle virajda fren kullanımı daha anlaşılır olsun. Şimdi ortada bir pasta olduğunu hayal edelim. Bu pastayı İki kişi yiyecek. Sadece iki kişi. Birincisi sadece yatış açısı olsun. İkincisi de ön fren. Şimdi yatış açısı derse ki, abi benim karnım tok, ben bu pastadan hiç yemeyeceğim derse, o zaman ön fren bu pastanın tamamını yiyebilir, değil mi? Yani ne demek bu? Yatış açısı yoksa ön freni sonuna kadar kullanabilirsiniz. Sizi engelleyen bir durum yok. Ama ne zamanki yatış açısı ben de yiyeceğim bu pastadan arkadaş derse, yatış açısı yemeye başladığında ön frenin yiyeceği pasta azalmak zorunda. Yatış açınız artarsa ön freninizin limiti gittikçe azalacaktır. Ama ne kadar azalacaktır? Bilinenin aksine yatış açısı artmaya başladığı anda bu demek değildir ki ön fren artık kullanamazsınız. Çünkü ortada büyük bir pasta var. Yatış açısı bunun tamamına yakınını yerse ancak o zaman ön fren artık pastadan dilim alamaz. Yani yatış açınız var diye ön frene dokunduğunuz anda yere düşmezsiniz. Daha önceki videolarda detaylıca anlatmıştık. Motosiklet asla sürprizi sevmez diye. Motosikletin aslında sevmediği şey sizin verdiğiniz kumandalar değil, sizin dozajlamanız. Bu motosiklet ani hareketleri sevmez. Siz viraj içerisinde fren kullanacağınız zaman aniden fren kullanırsanız, aniden gaz açarsanız, ani gaz kapatırsanız o zaman sıkıntı yaşarsanız. Nerede, ne zaman, ne kadar dozajlamanız gerektiğini bilirseniz hiçbir yerde sıkıntı yaşamazsınız. Yani burada altını kalın harflerle çizelim. Hiçbir kumandanız ani olmasın. Gittikçe artan şiddetli olsun. Bütün kumandalarınız artı motosiklete vereceğiniz kontra. Aniden motosikleti yatırmak istemezsiniz. Şimdi buraya kadar her şey anlaşılmıştır diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Hani demiştik ya pastadan iki kişi yiyecek diye, biri yatış açısı, biri de ön fren. Eğer üçüncü bir kişi çıkarsa ve derse ki pastadan ben de yiyeceğim arkadaş, kim olabilir bu? Zemin. Yağıştan, mıcırdan dolayı kaygan olan zemin. Eğer derse ki ben de pastadan yiyeceğim arkadaş, işte o zaman ön frenin yiyeceği pasta iyice azalacaktır. Yatış açısı ve zemin pastayı daha çok yer, fren için çok azıcık bir pasta dilimi kalır. Yani ne demek bu? Zemin şartları kötüyse kullanabileceğiniz frenin miktarı daha da az olacaktır. Gariban fren. Herkes ona karşı. Ama biz destekliyoruz. Şimdi videonun kalanına motosiklet üzerine devam edeceğiz. Orada size kumandaların nasıl verilmesi gerektiğini, nerede hangi kumandanın hangi dozajla uygulanması gerektiğini anlatacağım. Ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Söylenen her şeyi, şu an benim söylediklerim de dahil, sorgulayalım. Sorgulanmamış hayat yaşanmamış demektir. Baştan söyleyelim, bugün anlatacağımız konular başlangıç seviyesi değildir. Motosikletinize hakim olmadan bu eğitimi yapmaya çalışmayın. Çünkü özellikle ön fren kullanacağımız için ön fren hassasiyeti çok iyi olması lazım. Bol bol pratik yapın, hakimiyetinizi arttırın. Daha sonra videosunu paylaştığımız ön fren antrenmanlarını yapın. Kapalı alanda ön fren antrenmanlarını bitirdikten sonra bu eğitimleri yapabilirsiniz.
Bu zamana kadar hep ne konuşuyorduk? Viraj öncesinde her şeyi bitirelim. Bütün hazırlıklarımız bitmiş olsun. Bilgimizi toplayalım, konumumuzu ayarlayalım, hızımızı ayarlayalım, hızımıza göre vitesimizi ayarlayalım, viraj çıkışında imrenelim. Bunları konuşuyorduk. Her şey viraja girmeden önce bitmiş olsun diyorduk. Ama bizim asıl değineceğimiz konu, viraj içerisinde başınıza bir şey gelirse, önünüze bir şey çıkarsa, hızlı kalırsanız, kaçmanız gerekirse o durumlarda ne yapacaksınız? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şunu unutmayın, siz bütün hazırlıklarınızı yaparsınız, limit noktasına göre hızınızı ayarlarsınız. Sizin limit noktanız ileride görebildiğiniz noktadır. Ama yan taraf ormansa, özellikle tek giriş tek geliş yollarda, ormandan önünüze neyin çıkacağını bilemezsiniz. İşte bu durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Eğer ön frende ustalaşırsanız, korkusuzca, kendinize güvenli bir şekilde fren uygulayabilirsiniz. En çok duyduğumuz şeylerden birine, ön frene dokunursak motosiklet dikleşir. Değil mi? En çok bunu duyuyoruz. Ben de soruyorum o zaman. Bizim elimiz armut mu topluyor? Yani bu motosikletin dikleşmesine mani olamayacak mıyız? Motosikletin dikleşmesini istemiyorsak ne yapmamız lazım? Kontrayı arttırmamız lazım. Peki ne kadar arttırabiliriz? Viraj içerisinde karşımıza bir şey çıktığında bakalım ne yapacağız? Evet, yatıştayız. Yatış esnasında başımıza bir şey geldi, önümüze bir şey atladı, hop kapattım, fren, ön frenle beraber içerideyim. Motosiklet dikleşip karşıya gitmedi. Sola bir virajımız var, arabaları da rahatsız etmeyecek şekilde fren yapacağım. Geçtik, evet şöyle sağa gelelim, yatışımız bariz olsun. Evet, bariz bir şekilde yatıyorum şu anda, görüyorsunuz. Şu anda karşıma bir şey çıktı, kapattım, kıstım. Evet, motosiklet dikleşmek isteyebilir, kontramı arttırdım. İçeriye doğru kaydım, bakın oraya doğru gitmesine müsaade etmedim. Bu viraj da güzel, kapattım. Çok yavaşlamasın, destek gazıyla tutuyorum. Tam yatıştayken karşıma bir şey çıktı, fren, sol içe kayıyorum. Niye bunu yapmaya çalışıyorum? Niye motosikletin dikleşmesine müsaade etmiyorum? Daha önceki videolarda bunu anlatmıştık. Özellikle yatışlı pozisyonlarda motosiklet dikleşmeye çalıştığı için siz de buna müsaade ederseniz, eğer kumanda vermezseniz, motosikletin dikleşmesine müsaade ederseniz karşı şeride geçersiniz. Karşı şeritte kamyon varsa, tır varsa onların üzerine geçersiniz. Burada çok önemli değil. Burada freninizi yapın, motosiklet dikleşsin, zaten iki şerit var. İstanbul'da anlattığımız kısmı burada bir tekrar edelim, daha da bir detayına girelim. Şimdi bahsettiğimiz şey trail braking. Yavaş yavaş konuşuluyor. İnsanlar ne olduğunu merak etmeye başladılar. Yurt dışında yıllardır anlatılan, üzerinde çok tartışılan bir husus. Bir sürüş tekniği diyelim. Bunun haricinde virajda fren kullanımı ve özellikle de insanların korkutulduğu ön frenden bahsedeceğiz. Ben kamera ayarlarını yaparken Mehmet abiler de beni beklemişler. Önde de Yıldırım ve Cihan var. Birlikte Selçuk'a geldik. Fırat'ları ziyarete. Ceyda ve Fırat'ı. Önce tutuştan bahsedelim. Tutuş dediğimiz şey, o pasta örneğinde olduğu gibi, sadece yatış varsa veya yoksa diye ayırabileceğimiz bir şey değil. Çünkü yatış varsanın altında da bazı seçenekler var. Ne kadar yatış var? Fren kullanmadaki korkunun en büyük sebebi olayı genellemek. Yatış varsa frene dokunamazsın demek. Halbuki bu iş böyle değil. O pasta örneğinde anlattığımız gibi, yatış arttıkça freni azaltmak durumundasınız doğal olarak. Ama bu demek değildir ki motosikletinizde yatış varsa frene dokunamazsınız. Biz normalde ne yapıyoruz? Ne kadar fren uyguluyoruz ondan bahsedeyim. Trail braking dediğimiz şey, ön freni viraj içerisine taşımak. Öncesinde viraja girerken şurada başlayalım. Bak şimdi geliyorum. Çok hızlı gelmeme de gerek yok. Virajın arkasını görmüyorum. Kapatırken yavaş yavaş fren devam. Yatışla beraber yavaş yavaş bıraktım. Ve gazı açmaya başladım. Ama ne kadar fren uyguladım, önemli olan burası. Korkunun sebebi zannediliyor ki ön fren sonuna kadar sıkılıyor. Panik fren gibi veya çok fazla sıkılıyor. Böyle düşünülüyor. Halbuki kullanılan fren 100 birimse frenin tamamı, sadece %5 ila %10 kadar. Motosikletimizde zaten bir yatış var. Motosikletimiz zaten bir yavaşlama temayülünde. Ön frene dokunduğunuzda diyorum bakın, %5 veya 10 maksimum. Motosikletiniz bariz bir şekilde yavaşlıyor. O yüzden abartılı bir şekilde fren kullanmanıza gerek yok. Baştan bunu bilelim. Yani kullanacağımız fren maksimum %10 olacak. Nasıl olacak? Çok yumuşak bir şekilde, ani bir şekilde çekmek yok. Şu şekilde hareketler yok. Gittikçe artan şiddet, hep duymuşsunuzdur limon sıkma diye. Bunun mantığı ne? Ön frende kullanılan. Gittikçe artan şiddette fren uygulamak. Yani motosiklete sürpriz yapmayalım. Gazda da aynı şekilde. Amaç aslında motosiklete bir hazırlık süresi tanımak. Amortisörler açılsın, kapansın. Hangisini uyguluyorsanız, ön fren olur veya gaz. Motosiklet bir hazırlığını yapıyor. Biz de sonra kumandaya devam ediyoruz. Burada kullanacağımız fren de aynı şekilde gittikçe artan miktarda olmalı. Evet, başta şunu söyleyelim. Trail braking kullanmak
kullanmak zorunda mısınız? Yani viraja frenle girip freni viraja taşımak zorunda mısınız? Hayır, zorunda değilsiniz. Bu ek bir sürüş tedbiridir. Baştan bunu söyleyelim. Ne zaman kullanırsınız? Özellikle kapalı, arkasını göremediğiniz virajlarda, böyle U dönüşleri oluyor ya, o virajlarda kullanabilirsiniz. Veya o firkete dediğimiz yokuş aşağı olan yokuşlarda freni kullanabilirsiniz. Daha stabil dönüş yapmanıza imkan verir. Kullanmak zorunda mısınız? Yine söylüyorum. Hayır, kullanmak zorunda değilsiniz. Bunlar ek tedbirlerdir. Ama nasıl kullanılacağını bilirseniz o zaman sürüşünüzde kalitenizi arttırırsınız. Daha güvenli bir sürüş yapabilirsiniz. Her koşulda B, C, D planlarınız olmalı. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Ecnebilerin bu konuda iki tane sözü var. Çok güzel. Birincisi oh shit braking dedikleri. Eyvah freni. Yani viraj içerisindeyken karşınıza bir şey çıkarsa veya hızlı kalırsanız virajda ne yapıyorsunuz? Panik yapıp hop diye frene asılıyorsunuz. İşte oh shit braking dedikleri bu. İkinci sözleri de şu. Press and pray metot. Yani viraja girdiğinde bir hata yaptıysan, virajı alamayacak gibi hissettiysen, hızlı kaldıysan vesaire, kontrayı daha da arttır ve dua et ki dönebil. İşte bu duruma düşmemek gerekiyor. Bir B planınız olmalı, bir C planınız olmalı. İşte bu planların en önemlisi freni kullanabilmek. Fren yapmayı biliyorsak, viraj içerisinde başımıza bir şey gelirse, kaçmamız gereken bir durum olursa, sakınmamız gereken bir durum olursa, o shit braking yerine bilinçli bir fren uygulayabiliriz. Her zaman söylediğimiz gibi bütün kumandalarımız bilinçli olmalı. Yani trail braking ile söylenilen bu aslında bir pist tekniğidir. Pist haricinde kullanılmaz. Çok doğru bir şey değil. İleride şöyle bir viraj bulalım. Nasıl yapılması gerektiğini size göstereyim. Viraja girmeden önce fren yapmaya başlayacağız. Yatış açısı artmaya başladıkça, motosikleti yatırmaya başladıkça freni yavaş yavaş bırakacağız. Aniden bırakma yok. Geliyorum. Kapatırken fren. Bak %5, %10. Şu an %5'lik kullanıyorum. Yatışla beraber gittikçe bırakıyorum. Bıraktım. Evet, yok. Öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü ön frende eğer ustalaşırsanız, tarçınıza bir şey çıktığı zaman ön freni nasıl dozajlamanız gerektiğini bilirsiniz. Bizim en büyük sıkıntımız zaten bu. Önünüze bir şey atlamıyor da olabilir. Biz hep ne diyoruz? Virajlara girmeden önce hızınızı, vitesinizi ayarlayın. Ayarlayamadığınız hata yaptınız. Şimdi biz hep optimum şartları konuşuyoruz ama hata yapabilirsiniz. Bugün toprak razgatta oldu bile hata yapabiliyorsa bizler de tabii ki hata yaparız. Bu hatadan nasıl kurtulacaksınız? Önemli olan bu. En çok yaşadığımız kazalar ne? Virajı alamayıp virajın dışına açılan arkadaşlar. Eyvah hızlı kaldım korkusuyla virajın dışına çıkanlar. Gidip baktığı ağaçlara doğru motosikleti yönlendirenler. İşte bunun yaşanmaması için böyle bir hata yaptığınızda da kullanabileceğiniz bir teknik bu. Ön fren kullanımı. Ama tabii ki başta söylediğimiz gibi bu antrenmanlar virajda yapılmaz. Önce kapalı alanda ön frende ustalaşmanız lazım. Hem düşük hızlarda ön frende ustalaşmalısınız, hem de trail braking çalışarak kapalı alanda ustalaşmanız gerekir. Sonrasında geniş virajlarda bunu kullanabilirsiniz. Hızınızı gittikçe de arttırabilirsiniz. Efes ve Meryem Ana sapağına geldik. Zaten genel olarak biz ne diyorduk? Vereceğiniz bütün kumandaların özellikle ilk %5'lik kısmı yavaş olsun. Böyle söylüyorduk hatırlıyorsanız daha önceki videolardan. O yüzden mesele, bu motosiklet kullanmanın en büyük meselesi kumandalarınızda yumuşak olmak. Böyle hard durt hareketler yapmamak. Stabil bir sürüş yapmak. Geldim, gazı kısarken fren yatışla beraber hop bıraktım. Açmaya başladım, ivmeleniyorum yeni konuma. Geldim. Kısarken frene dokunuyorum. Evet, kontrol hızından memnunum. Motosikletin yönünden memnunum. Açmaya başladım. Yani ne yapıyoruz? Viraja girerken, gazı kısarken yavaş yavaş ön frene dokunuyoruz. %5'lik kadar. Meryem Ana evi. Evet. Sonrasında yatışla beraber yavaş yavaş freni bırakıyoruz. Aniden bırakmayın. Yani amortisörlere ani bir kapanış, ani bir açılış yaptırmıyoruz. Stabiliteyi bozmayacağız. Burada şunu da söyleyeyim. Yokuş yukarı virajlarda trail braking'e ihtiyacınız yok. Motosikletiniz zaten yavaşlıyor. Hani dedik ya her yerde kullanmanıza gerek yok diye. Burada kullanmayın. Şimdi bir esprisi yok. Zaten burada kısarken frene dokunsam dururum. O yüzden amacımız tekniği öğrenmek, tekniği uygulayabiliyor olmak. Gereken yerlerde de bunu uygulamak. Yani şu yokuşları aşağı doğru inerken trail braking kullanabilirsiniz. Çok da rahat edersiniz, onu da söyleyeyim. Çünkü bizde genelde motosiklet sürücülerinde yokuş aşağı inişlerde, firkete virajlarda korkular oluşur. O korkular oluşmasın diye
bunu kullanabilirsiniz. Şimdi biraz da viraj içerisinde başımıza gelirse fren nasıl kullanılır ondan bahsedelim. Şimdi hep diyoruz ya, viraj içerisinde karşımıza bir şey çıkarsa, bir şey önümüze atlarsa, burada limit noktasından bahsetmiyorum. Limit noktası dediğimiz yer şurası. Görebildiğimiz son nokta. Oradan bahsetmiyorum. Şurası orman. Buradan önünüze bir kaya fırlayabilir, bir hayvan fırlayabilir. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Genelde bizim anlattığımız şey ne sistemli sürüşte? Motosikleti dikleştir, sonra fren yap, değil mi? Hep bundan bahsediyoruz. Şimdi bunun handikapları var. Motoru dikleştirmek zorunda kalırsanız eğer, aynen bunun gibi gidiyordum limit noktasına göre. Motosikleti yatırdım. Evet, yatışla beraber. Karşıya bir şey çıktı, dikleştirdim. Fren. Neredeyim şu anda? Karşı şeritteyim. Bu karşı şeritte araba varsa, kamyon varsa, tır varsa onların üzerindeyim. Demek ki ne yapabiliyor olmam lazımmış? Motosikleti dikleştirmeden yatışıma devam edebiliyor olmam lazımmış. Genelde motosiklet sürücülerinde bir korku var. Bundan da bahsedeceğiz. Motosikleti yatırma korkusu. Sorduğunuzda herkes pekleri yere değdirecek kadar yatırdığını zannediyor. Halbuki videoya çekip gösterdiğinizde en fazla 15-20 dereceyle viraj dönüyorlar. Bunu fark ettiklerinde de daha ne kadar limitim varmış diye düşünmeye başlıyorlar. O yüzden ne kadar yatırmamız gerektiğini, ne kadar yatırabileceğimizi bilelim. Evet, şimdi diğer ekibi bekleyelim. Dönüşte muhabbete devam ederiz. Yokuş aşağı inişlerde trail braking'i çok daha rahat gösterebilirim ve buralarda kullanmak sizi de rahat ettirecektir, onu da söyleyeyim. Ama yine uyarıyorum, ileri seviye bir sürücü olmadan, kapalı alanda bunu çalışıp ustalaşmadan, ön freni nasıl dozajlamanız gerektiğini bilmeden bu hareketleri denemeyin. Bunlar burada çalışılmaz. Evet, geliyorum. Kapatırken fren. Frenle beraber devam. Evet, araç geldi. Bak, içeri doğru yönlendirebildim. Daha da kolay yönlendirebildim. Burada fren uygulamaktan niye korkmuyorum onu da söyleyeyim. Çünkü o pasta örneğine giderseniz, motosiklette yatış varken frene dokunamazsınız diye bir şey yok. Çünkü yatış açısını maksimum seviyede kullanmıyoruz şu anda. Bu motosikletin maksimum limitlerine, hızına göre yatış limitlerine getirirseniz eğer, o zaman frene dokunamazsınız. Fren, yatışla beraber yavaş yavaş bırakıyorum freni. Evet, bıraktım. Şurada bir yatırayım motoru, göreceksiniz. Hatta biraz daha hızlandırdım. Evet, fren. İçeri doğru taşıdım, dikleşmeye müsaade etmedim. Daha keskin virajda yapalım. Hızımızı da arttıralım. Geldim. Evet, yatıştayım bakın. Bir şey çıktı karşıma. Fren. İçerideyim. Motosikletin dışarı taşmasına müsaade etmedim. Ama ne kadarlık fren kullanıyorum? Yine aynı. Maksimum %10 olacak şekilde. Daha da yatırırsam, daha da hızlı olursam %5 yeterli olacaktır. Burada U şeklinde bir kapalı viraj var. Geldim. Evet, yatıştayım. Bir şey çıktı. Fren. Dikleşmesine müsaade etmedim. İçerideyim. Gördüğünüz gibi. Bir şey olsa kaçabileceğim. Hata olarak bazen ne yapıyoruz? Geliyoruz, viraj öncesinde freni bitirelim diyoruz. Eyvah, hızlı kaldım deyip fren. Eyvah, viraja gireceğim deyip tak diye bırakıyoruz freni. Aniden bıraktığımızda ne oluyor? Viraja kontrolsüz girmeye başlıyoruz. Çünkü insanız. Antrenmanla hataları kaldırmaya çalışacağız ortadan. Ama B, C, D planlarınız olması gerekiyor. Tek bir planla sürüşünüzü yaparsanız, sürüşünüz boyunca hiç hata yapmadan kusursuz bir şekilde devam edeceğinizi düşünürseniz, işte burada çok yanılırsınız. Çünkü herkes hata yapar. Şurada bir yavaşlayalım. Yayalar geçsinler. Geçmemekte ısrar ediyorlar. Evet, şaşırdılar Türk kibarlığına. Halbuki biz hep böyleyiz. Öyle değil miyiz ya, yoksa ben mi yanlış biliyorum? Evet, şimdi işin özüne gelelim. Nelerden bahsettik? Birincisi, trail braking nasıl yapılır? Hemen özetliyorum. Maksimum %10 olacak şekilde parmaklarınızla şu kadarcık ışığı yaktın, yakmadın. O kadarlık bir fren uyguluyoruz. Ne zaman uyguluyoruz? Viraja girerken. Yaklaşıyorum viraja. Gazı kapattığında fren, başladım. Yatışla beraber freni bırakıyorum. Ne zaman uyguluyorum? Her virajda uygulamama gerek yok. Bunu daha çok o yokuş aşağı firkete virajlarda 1 ve kapalı virajlarda 2 buralarda uygularız. Trail braking bu şekilde. Antrenman yaparak bunu öğrenebilirsiniz. Özellikle kapalı alanda bunun antrenmanlarını yapmanız lazım öğrenebilmek için. İkinci konu, virajda fren uygulama konusu. Bunu da niye yapıyoruz? Karşımıza bir şey fırlarsa, beklemediğimiz bir anda bir kaya devrilirse, bir şey olursa, motosikletin dikleşmesine müsaade etmeden fren yapabiliyor olmamız lazım. Çünkü bazı durumlarda motosikletin dikleşmesine müsaade edemezsiniz. Yoksa kazayla burun buruna gelirsiniz. Motosikletin dikleşmesine nasıl müsaade etmiyoruz peki? Çok kolay. Zaten biliyor olduğunuzu düşündüğüm bir teknik, kontra tekniği. Bilmiyorsanız videosunu paylaşmıştık.
Ve buradan genel bir şey söyleyeyim. Motosiklet kullanmak zor bir şey değildir. Biz kullanabiliyorsak dünya üzerinde milyonlarca insan, siz de kullanabilirsiniz. Gözünüzde büyütmeyin. Bu iş %90 zihin işi. Motosiklet kullanmak fiziksel olarak zor bir şey değil. Zihinsel olarak zor bir şey. Zihninizdeki bariyerleri atarsanız onu kullanmak çocuk oyuncağı. Gözünüzde büyütmeyin. Eğitim alın, teknikleri öğrenin, bol bol pratik yapın, bu iş kolaylaşacak.